şu anda burada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Kent Hatlarını İzleme Komisyonu ve ilçe başkanlığımız üyelerimizle birlikte Galata Kulesi'nde videolarını gördüğümüz ve elle dokunurken bile hesapla kitapla dokunulması gereken böylesi tarihi bir yapının ve böylesi tarihi bir dokunun kiltilerle nasıl müdahale edildiğini görünce Kent Hatları İzleme Komisyonu olarak sürece dair bilgi almak üzere arkadaşlarımız buraya geldiler. Ama ne yazık ki içeride çalışma yapanlar her kimlerse ve yine biliyorsunuz büyük şehirden aslında bir yetki gasp alınarak Galata Kulesi şu anda devredilmiş durumda ve devralanlarında niyetini bugünkü hiltinin, bu tarihi dokunun, bizim içimizi acıtan bu tarihi dokuya nasıl zarar verildiğini de gördük ve biz bu nedenle bugün Galata Kulesi'nin önünde bu şekilde bir araya geldik ve şunu ifade etmek isterim. Galata Kulesi sadece 16 milyon İstanbullunun değil, tüm Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatle izlediği ve izlemeye takip edeceği tarihi ve kültürel eserlerimizden biridir. Ben bugün açıkçası Galata Kulesi'nin içinde yapılanların videosunu izleyince IŞİD'in tarihi eserlere yaptığından daha farklı bir şey yapılmadığını gördüm. Biz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak, Kent Haklarını İzleme Komitesi olarak, kentin haklarını korumak ve tarihi eserlerimize, dokularımıza sahip çıkmak için elimizden gelen her türlü şeyi fazlasıyla yapacağız. Ve Galata Kulesi'nin hunharca bu şekilde içeride yapılan yapılaşmanın ya da yapılmak istenen her neyse, çünkü hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Yine AKP zihniyeti her zaman olduğu gibi yangından mal kaçırır gibi içeride bir takım çalışmalarda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi hukuksal sürecini başlattı. Biz de bugünden itibaren hukuksal başvurularda bulunacağız. Ama